Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Transfer günlüğünde Fenerbahçe ile başlıyoruz. Çünkü son dakika olarak da bilgisini paylaşmıştık. Günlerdir Sevilla'nın faslı oyuncu En-Nesyri ile ilgili, Yusuf En-Nesyri ile ilgili Fenerbahçe geliyor mu? Ne zaman geliyor? Anlaştı. İşte Sevilla'nın talepleri ne zaman sonuçlanacak? Her gün yayınlar yapıyoruz. Ve bugün mutlu sona ulaştı haberini TRT Spor'da son dakika olarak sizlere aktarmıştık. Tabii muhabir arkadaşımız Doruk Tecimer bilgiyi bizimle paylaştı. Kendisi de karşımızda. Doruk'la En-Nesyri ile başlayalım ki tabii bu sohbetin ardından bir de Şampiyonlar Ligi öneleme maçı olacak. İkinci öneleme maçı artık Lugano maçına yaklaşıyoruz. Salı günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ama önce En-Nesyri. Serkan Yetkin, çok teşekkürler. Serdar Kelleci ve Senat Ok'la birlikte size iyi yayınlar. Tüm izleyicilerimize İsviçre'den mutlu akşamlar. Kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran'la birlikte İsviçre'deyiz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda oynayacağı Lugano karşılaşmasını takip etmek adına buradayız. Fenerbahçe adına sezon artık başlıyor. İlk resmi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe. Sizin de dediğiniz gibi bu maça değineceğiz ama daha sıcak bir gelişme En-Nesyri konusunda yaşandı. Transfer hareketliliği sürüyor demiştik. Günlerdir Fenerbahçe taraftarının da beklediği bir gelişme En-Nesyri. Artık Fenerbahçe mutlu sona ulaştı diyebiliriz bu transferde. Şu detay önemliydi bugün adına. Fenerbahçe Sevilla ile 20 milyon avro bandında pazarlıklarını sürdürüyordu. Ama son aşamada bu transferin 20 milyon euronun altında bittiği bilgisini TRT Spor ekranlarından izleyicilerimizle paylaştık. Ve bu bağlantıda da bunu detaylandıracağız. Net ücret olarak 20 milyon avronun altında olduğunu söyleyelim. Bonuslar var, taksitler var. Kap açıklaması gelmeden bunlara değinmek çok doğru olmaz ama net ücret olarak 20 milyon avronun altında. Bonuslar açıklandıktan sonra da daha net bu konuyu tartışabiliriz. Ama yine bir Fenerbahçe klasiği diyelim, taksitler de bu transferde olabilir. Kap açıklamasında bunları da görebiliriz. Onun da altını çizmek istiyorum. Haftalardır beklenen bir transferde En-Nesyri Sevilla forması giyiyor. Center for bölgesinde forma giyiyor. Geçen sezon 41 maçta forma giydi. Bu maçların 36'sına ilk 11'de başladı ve 20 gol 2 asistlik performans sergilemişti En-Nesyri. Fas milli takımında da forma giyiyor. Başarılı bir futbolcu. La Liga'dan ve yani Avrupa'nın 5 büyük liginden center for almanın zorluklarından bahsetmiştik. Önceki bağlantılarımızda, haberlerimizde. Çünkü Avrupa piyasasında da bir center for eksikliği var. Çoğumuzun bildiği center forlar artık yavaş yavaş yaş almaya da başladı. Bu yüzden de burada bir kıtlık var. Belki önümüzdeki 3-4 sene yavaş yavaş alttan tabii center forlar çıkabilir ama şu aşamada bu tarz transferler önemli. Fenerbahçe taraftarı da haftalardır bekliyordu En-Nesyri transferini. Artık mutlu sona çok yakın diyebiliriz Fenerbahçe. Transfer dedik. Diğer bölgeler hakkında da bilgi vermek istiyorum. Orta saha konusunda Fenerbahçe acele etmeyecek. Bunun altını çizelim. Bir merkez orta saha arayışı olacak. Liste kabarık. İsim isim gitmeyeceğim. Fenerbahçe'nin listesi kalabalık. Ama bu transferde biraz daha Jose Mourinho ve yönetimin ortak kararı biraz daha frene basıp yola devam etmek konusunda onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin hazır bir takımı var. Jose Mourinho da zaten Avusturya kampında basın mensuplarının bizlerin sorularını yanıtlamıştı. Bizim için en önemli olan şey takımı korumak ve bu takıma takviyeler yapmak demişti Jose Mourinho ve haftalardır da takıma benimsetmeye çalıştığı bir taktik var ve bu taktikle de Lugano maçının ilk maçına çıkacak diyebiliriz Fenerbahçe. Rövanş maçında tabii transferler belki de amirli takımdan dönen futbolcuların forma giymesi çok muhtemel. Ama ilk maçta Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında çıktığı 11'e yakın bir 11 göreceğiz diyebiliriz. Şu an için muhtemel bir kadro paylaşmak doğru olmaz. Sebebi Fenerbahçe evet UEFA'ya listeyi bildirdi ama bu kamuoyuyla paylaşılmadı. Maçtan 24 saat öncesine kadar da Fenerbahçe iki değişiklik yapabilir bu listede. Onun da altını çizelim. Yarın Fenerbahçe saatler 14'ü gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'ye doğru yola çıkacak ve kamp kafilesi açıklanacak. Burada her şey netlik kazanacak. Ama çoğu taraftar merak ediyor Lugano maçının muhtemel 11'ini. Hazırlık maçlarının, Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarına çıktığı 11'i çok yakın olarak bir 11 göreceğimizi söyleyebiliriz. Bir iki değişiklik olabilir. Örnek verecek olursam 6 numarada Bartu Elmaz'ı çok denedi Jose Mourinho hazırlık maçlarında. Çok da memnun. İyi bir kamp dönemi de geçirdi. Maçlarda da iyi performans sergiledi. Bartu Elmaz'ı görebiliriz. Orada bir Krunic sürprizi de yaşanabilir. UEFA listesinde olursa. Onun da altını çizelim. İleride yine Edin Dzeko'yu göreceğiz gibi görünüyor.
dediğim gibi bu liste açıklandığında daha detaylı konuşabiliriz. Şu an için transfer konusunda aktaracaklarım bu kadar. Sizin tabii sorularınız olabilir. Lugano maçıyla ilgili, transferle ilgili belki daha detaylı sorularınız olabilir. Ben onları dinlemeye hazırım. Doruk, teşekkür ediyorum. Yani benim soracağım soruların önünü hep kapattın. Mesela muhtemelen 11 üzerinden gidecektin. Hazırlık başları dedin. Orada beni bir kapattın. Orta saha ile ilgili birçok isim dolanıyor. Sen de liste kabarık dedin ama isim gitmeyeceğini anlıyorum. Orada da beni bir kapattın. O yüzden ben bir şey Sena da bırakayım. Senat bir soru soracağım. Transferden ziyade maçı sormak istiyorum. Transferi zaten gayet güzel anlattın. Evet. Maçla ilgili, rakiple ilgili bize aktaracağın neler var? Teknik heyeti nasıl bir hazırlığı var? Senin ne gibi bilgilerin ve analizlerin var? İstersen biraz, çünkü artık transfer diyoruz, maçın havasına da bence girilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz yarın gireriz diye düşünmüştüm ama bir gazeteci refleksiyle hemen almıyorsunuz. Hani merak ettim çünkü mutlaka araştırmıştır. Evet, Senatok, kesinlikle katılıyorum. Şu anda gündem transfer olsa da Fenerbahçe için sezon başlıyor. Çok kritik bir mücadele. Jose Mourinho ile birlikte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor yoluna. Ve ilk rakip Lugano, ikinci ön eleme turu mücadelesi olacak. Fenerbahçe'nin bu turu atlamasından, Fenerbahçe bu turu atlarsa üçüncü ön eleme turu ve ardından playoff turu. Yani önünde uzun bir yol var Fenerbahçe'nin. O yüzden çok da titiz bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Lugano'ya gelecek olursak, Lugano maçlarını kendi şehrinde oynuyordu. Lugano şehrinde oynuyor ligde. Ama Avrupa Kupası maçlarında Stockhorn Arena'da, Tum'da oynuyor maçlarını. Bu rakip için bir dezavantaj olabilir. Onu da altını çizelim. Geçtiğimiz sezonda maçlarını Zürih'te oynamıştı. Bu sezon Tum'da bulunan Stockhorn Arena'da oynayacak. Biz de şu anda Bern'de bulunuyoruz. Fenerbahçe'de Bern'de kalacak. Basel'e inecek Fenerbahçe. Ardından Bern'e gelecek, konaklamasını burada gerçekleştirecek. Şunu da altını çizelim. Yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin bir basın toplantısı olacak bu mücadele öncesi. Jose Mourinho ve bir futbolcu olacak bu basın toplantısında. Yarın yine Lugano'da son antrenmanlarını Stockhorn Arena'da gerçekleştirecek. Yine bir basın toplantısı olacak. Daha erken saatlerde gerçekleştirecek bu basın toplantısı. Dediğim gibi Lugano cephesi de Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir rakip olduğunu farkında. Yarın itibariyle tabii medyaya daha fazla yansır. Biz de gazeteleri takip etmeye çalışacağız burada. Daha derin analizleri yarından itibaren yapabiliriz. Özellikle Fenerbahçe'nin kamp kafilesi belli olduktan sonra daha net oturacaktır görsel. Onun da bilgisini izleyicilerimize vermiş olalım ama tespitinize ben de katılıyorum. Transferi çok konuşuyoruz ama sezon bir yandan başlıyor. Sezona da ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Tabi transfer günlüğünde transferin konuşulması gayet doğal. Siz de koşturuyorsunuz, kolaylıklar. Bir taraftan da maçlar. Yarın dediğim gibi daha detaylı konuşuruz Lugano ile ilgili. 24 saat öncesine kadar listenin iki oyuncunun değişebileceği bilgisi çok önemli. Onun altını çizelim. 17.30'da Lugano'nun basın toplantısı, 19.30'da Fenerbahçe'nin basın toplantısı var. Doruk, sana teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşımız Taşkın Taşkanan'la sana kolaylıklar. Bu arada yaklaşık 15 dakika evvel İspanya'da Marca haberi şöyle geçti. En-Nesyri Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti diye. Tabii orada da değişken ödemeler, yani taksit ödemeler yapılacağına ilişkin bir detay da var. Ama teklifi kabul ettiği haberi İspanya'da da paylaşılmış durumda. Marca, zaten Marca yazdığı zaman İspanya'da artık olayın bittiğini de, onların da artık bunu kabul ettiğini görüyoruz. En-Nesyri'yi konuşalım. Her gün konuşuyoruz ama şimdi bu haberle birlikte biraz daha altını çizelim isterseniz. Çok fazla, ya bu süreç çok uzadı aslında, En-Nesyri süreci. Sen de başlayalım istersen. Şu sürecin uzama nedenleriyle alakalı biraz sohbet edelim. Sürecin uzama nedenleriyle alakalı konuşalım. Bir de En-Nesyri niye bu kadar istendiği de belki konuşmak lazım. Niye bu kadar beklendi? Çünkü iyi bir oyuncu, analizi yapılır. Serdar Kelleci de anlatır mutlaka. Ama hani böyle ilk akla gelen isimlerden biri miydi? Desen ki bir golcü alsa Fenerbahçe, taraftara sorsan, işte Lukaku der mesela, hani ne bileyim, farklı bir isim söyleyebilir. En-Nesyri'nin beklenmesini ya da Jose Mourinho'nun bu kadar istemesinin temel sebebi oynattığı oyun planına en uygun golcü. Oyuncu. Çünkü golcü dediğimiz zaman doğrudan goller atıyor da, ceza sahasının içindeki performansına bakarak değerlendirirsek yanlış olur. Yeni dönemde Jose Mourinho'nun geriden oyunu kurmayla alakalı çalışmasını ve planını izliyoruz, görüyoruz. Geriden oyun kurmanın getirdiği bir takım artılar var, dezavantajlar var ama
Fenerbahçe bunu uygularsa rakibi üzerine çekip, Fenerbahçe bazen rakipler gelmiyor, alan bırakmak istemiyor. Hazırlık paslarıyla arkada uyum kurarak rakibi üzerine çekip alanı genişletip doğrudan ters toplarla boş alan yaratıp En-Nesyri'nin çabukluğundan, ki uzun boylu bir oyuncu olmasına rağmen çabukluğundan ve sprintlerinden faydalanmak istiyor. Bir, şimdi En-Nesyri savunma arkasına atılacak toplarda o hızlı koşuları yapabilen bir oyuncu. Elde var bir. En-Nesyri pivot santrafor. İki, pivot santrafor olduğu için kafa vuruşları oldukça değerli. Devamında bağlantı oyunlarında da var. Oynadığında En-Nesyri'ye topu indirip arkadaşlarını orada oyun kurabilir. Devamında golcü, ceza sahası içine girdiğinde eğer artık üçüncü bölgede rakip ceza sahasındaysan orada gol de atabilir. Yani kimi oyuncu ceza sahası golcüsüdür, geldi mi affetmez. Kimisi pivot santrafordur, çok süratli değildir. Bu nedenle hatta ilk daha Batshuayi Fenerbahçe'deyken, daha en azından Galatasaray transfer olmamışken diyeyim, sorduğumda En-Nesyri özellikleri anlatırken, bu kadar uzun anlattım ama çok kısa bir benzetmeyle bana anlatıldı. Dzeko ve Batshuayi'nin bir birleşimi. Yani Batshuayi'nin, Fenerbahçe'deki olduğu dönem için söylüyorum, onun gibi dinamizmi de var, temposu da var. Dzeko gibi de hava toplarına hakip, topları indirebilen, fiziğini nispeten o kadar olmasa kullanabilen, bağlantı oyunu olan, artı bunun yanı sıra da rakip üzerine geldiğinde, o hazırlık paslarında rakip üzerine geldiğinde de doğrudan savunma arkasına atacağın topta da koşu yapabilecek özellikleri sebebiyle Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve Fenerbahçe yönetiminde sonunda aldığı çok sistem için değerli bir oyuncu Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil oluyor. Tamam, açarız. Serdar Kelleci ile devam edelim. Biz zaten Serdar Kelleci ile bir araya geldiğimiz zaman ben de onun gibi bu analizlere ve araştırmaya çok meraklı olduğum için. Evet. Şimdi Sevilla'nın 2 Avrupa Ligi kazanmasına yardımcı oldu mu? Oldu oyuncu. Sansasyonel bir Dünya Kupası macerası yaşadığı Fas milli takımı. En-Nesyri orada da öncü müydü? Orada da öncüydü. Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Yani hepimizin, futbol takip edenlerin tanıdığı bir oyuncu. Neler katar üzerinden ben Serdar Kelleci ile konuşmak istiyorum. Çünkü devamlı maçları izliyoruz. İşte görüntülü analiz geliyor. Bak oyuncu şuradan şunu yapmış. Senad'ın söylediği gibi işte enteresan bir şekilde mesela aldı topu sağ kanada taşıdı. Oradan orta yapma yeteneği de var oyuncunun. Ama ne yapar veya nasıl kullanılır üzerinden gidelim istersen. Tabii ya, ben şu an sadece tanıyorum. Bilmiyorum. Detaylı, aşırı detaylı analizi yapacaksın da. Evet, yani öyle bakıyorum hep. Yani tabii ki hepimiz yani dünya futbolunu, Avrupa futbolunu takip ediyoruz elbette ama temaşa için izlediğimiz maçlarda oyuncuları sadece tanıyabiliyoruz. Evet. Ama bu transfer dönemlerinde oyuncuları bilmeye çalışıyoruz, biliyoruz diyeyim. Bazı oyuncuları bilebiliyoruz. En-Nesyri benim için tanıdığım bir oyuncu. Fenerbahçe oyununda, şimdi Mourinho'yu iyi analiz etmek lazım. Yani şimdi Senat Ok aslında biraz anlattı. Fenerbahçe rakipleri üzerine çekecek mi? Peki rakipler üzerine gelecek mi? Genellikle yani Türkiye'de genellikle Fenerbahçe'nin maçlarında rakiplerin kapanacağını biliyoruz. Yani, genel anlamda Türkiye için tabii, söylüyorum. Ya derinde bekleme kültürü oldukça gelişti Türkiye'de. Onu mutlaka hatırlatmamız gerekir. Yani takımlar gerçekten de çok planlı bir şekilde 20-25 metrelerde falan rahat savunabiliyorlar artık. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye kaç takım ön alan baskısı yapacak? Kilidi açabileceğim bir oyuncu tipi ama En-Nesyri. Şimdi zaten Dzeko benim çok beğendiğim bir oyuncu ama çok yoruyor kendini maç içinde. Yani sağa gidiyor, sola gidiyor. En-Nesyri konusunda biraz daha ceza sahası içinde kafayı kaldırdığın anda biri var mı diye arar oyuncu. Dolayısıyla o noktada cevap verebilecek bir santrfor tipi. Ceza sahası, yani gol sayısında ben çok büyük bir düşüş olacağını vesaire düşünmüyorum. Ama tabii La Liga'dan biraz korkarım, onu söyleyeyim. Yani La Liga'dan korkarım. Ama La Liga'nın savunma anlayışını ve o katı, bazen katı savunma yapıyor ya takımlar. Evet. Böyle tuhaf bir pozisyon bulmakta zorlanıyorsun. Ya öyle durumda gol atabilen bir oyuncu En-Nesyri. Ya işte gol sayısında çok ciddi tereddütüm yok. Hı hı. Ama oyun anlamında mesela geçen seneki Fenerbahçe'nin yaptığı ön alan baskı özellikle yaklaşık 20 hafta neredeyse kusursuzdu. Bu ön alan baskısı olacak mı? Şimdi bir matematik çok fazla olacağını işte, söyleyebilirim bilgi olarak. İşte bu yani, bilgi, yani burası bilgi, ben, yorum değil.
ve çok kıymetli. Şimdi bu bende zaten hani Senat sağ olsun hani o noktada doğru bilgileri aktarıyor. Benim kafama yatmayan noktalar oluyor şu anda. Tamam. Halsti maçında topla oynama oranı %61-39 muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum Halsti'ye, değil mi? Harika da bir sonuç. Serdar Kelleci'den topu alayım, hemen geri vereceğim. Çünkü kritik bir noktaya geldik sohbette. Şimdi şöyle, Jesus döneminde yarı alanda bir baskı, boğuyorsun rakibi, evet, çıkarmıyorsun. Ama bu sürdürülebilir bir oyun muydu? Onunki diye değildi. Ama İsmail Hoca'nınki biraz sürdürülebilirliği şimdi vardı. Burada yine böyle biraz sohbetlerden, edindiğim bilgilerden bahsedeyim. Şu önemli, Fenerbahçe bazen önde oynama uğruna, önde oynama arzusu ve genetiği sebebiyle açıklar veriyor. Verdi. Doğru. Ve bir gol yediği zaman da sıkıntı yaşadı, dağıldı. Benim edindiğim bilgiler ve izlenimim, Fenerbahçe'nin artık bu kadar kolay gol yememesi için Jose Mourinho uğraşıyor ve çalışıyor. Bu yüzden önde bu kadar etkili ayaklar varken gerek set oyunu gerek bireysel performanslarla kilit açılabilir. Çok coşkulu bazen Fenerbahçe maça başlamayabilir. Aslında yani bana şu an biraz daha doğru geldi, mantıklı gelmedi ama. Çok fazla topla oynamadan ama girdiğin her şunu da söyleyeyim, öyle Serdar devam etsin. Belki şu mesela şimdi diyelim ki rakibe çalıştı. Rakip analizi var. Ve rakip analizine göre tabii bir oyun planı çıkıyor ama genel çerçevede içeride dışarıda Avrupa'da Türkiye'de gelen oyun kurma felsefesi üzerinden ilerleyecek Fenerbahçe. Güzel. Ve buradaki temel konu da şu. Coşkulu başlamazsa çok şaşırmayalım. Sebebi de rakip analiziyle rakibin sahadaki duruşu birbirine uyuyor mu? Ona bakılıyor. Ona bakılacak. Ve uymuyorsa da ona göre sistem içinde değişiklik. Yani bir 3-5 dakika belki bir maçın ısınma... 3-5 dakikaysa... Ya hani şey için söylüyorum. Tartma. Ya şimdi öyle... Bravo, tartma. Ya çünkü yani mesela şöyle hani düdük çaldı, tribünler... Yani biraz dinlerken dehşete kapıldım. Şöyle oluyor. Düdük çaldı, tribünler ayakta, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor saldır, evet, rakibi boğ falan. Biraz daha dengeli rakibe pozisyon verme. Çünkü bir gol yediğin zaman neler olduğunu Jose Mourinho biliyor, tespit ediyor ve bu yüzden savunmayı çok daha etkili ve güçlü hale getirmeye çalıştığına dair bir bilgimle var ki çalışmalar da bu yönde. Şimdi orada yani maç boyu zaten öyle bir kadro derinliği var ki Mourinho'nun istediği oyunu oynayacak oyuncular zaten vardı, üstüne geliyor. Yani bu, burada 3-5 dakika ise hiç problem değil. Ben 30-35'leri bulursa mantığıyla aslında biraz şaşırdım o noktada. O benim yanlış anlamam. Ya şimdi aslında bir taraftan düşündüğüm zaman Saint-Maximin, En-Nesyri, Öralan baskısını yeteri kadar yapabilecekler mi? İşte bu oyuncuların hepsi kapalı savunmalar aşmak için kullanabileceğin ve kilit açtırabileceğin oyuncu tipleri. Evet, yani o anlamda söylüyorum. Sete yerleştiğin zaman işte Saint-Maximin bir tarafta, Oğuz Aydın bir tarafta, ön tarafta En-Nesyri, hemen ortalarında Szymański. Açar mı? Arkada toplayan Fred İsmail Yüksek gayet cazip gözüküyor. Ama Öralan baskısında bir problem oluşturur mu gözüyle bakarken, işte zaten Senat Ok bahsetti, ciddi bir Öralan baskısı, yani maçın her anına hemen hemen yayılan bir Öralan baskısı olmayacak. Evet, benim edindiğim bilgiler bu. Ya ki şunu söyleyeyim, doğru da bir durum aslında bir taraftan, ama Süper Lig açısından bunu yoracak olursak da probleme neden olabilir. Ben biraz kuşkuyla baktım. Vallahi ben özellikle alınan oyuncuları da düşündüğüm zaman kapalı savunmaları aşmakta çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü adam eksilten oyuncum var mı? Var. En-Nesyri de bence öyle bir sıçrama yeteneği var ki oyuncuda. Yani 1.89 boyunda olup o kadar sıçrayabilmesi en büyük avantajı. Ya Şampiyonlar Ligi'nde de görüyorsun, UEFA'da da gördük. La Liga'da da gördük. Bu artı. Özellikle bizim ligde çok fazla öne çıkarsın bu şekilde. Ama şu benzetme olayına takıldım ben. Ben sen aynı fikirde misin? Onu soracaktım. Unutmadan sorayım. Dzeko Batshuayi karışımı mı dedin sen? Ben ilk etapta... Hayır, benzetme olarak söylüyorum, katılıyorum diye merak ettim çünkü Serdar kendisi. Ne diyor Serdar? Ya şimdi Dzeko yani çok çok çalışkan bir oyuncu. Yani yetebildiğinin hepsini veriyor. Batshuayi desen hakeza aynı. Ve yani Dzeko için artıları tabii ön plana alalım. Ya Dzeko ön alan baskısı yaparken çok iyi biliyor oyunu. Pozisyon almayı da çok iyi biliyor. Yani kendi nefesinin yetmediği yerde durarak pozisyon alana, dün tartıştık ya şu pozisyon almayı bilen. Ya şimdi Dzeko gibi oyuncular hem basıp hem pozisyon almayı bilen. Ben bu tipleri seviyorum özellikle. Ama
Batshuayi de buna riayet edebilen bir oyuncu. O ön alan baskısında mesela ne kadarını yapabilecek onu bilmiyoruz ama yine Senat Okun dediği gibi her zaman olmayacağı için bir kompanse edilebilir bir taraf. Ama ikisinden de belki şu anki pozisyonuyla ilgili söylüyorum tabii bunu. Ceza sahası içinde daha mahir bir isimden bahsediyoruz. Bu belki en kıymetlisi. Yani hem Dzeko hem Batshuayi'den daha kıymetli bir isim olması. Ya çünkü ya senin bazen şu oluyor ya, ya ceza sahası dışında sağ deplası oldu, sola deplası oldu, harika ön alan baskısı yaptı. İkinci bölgede çok iyi karşıladı. Kaç gol? Fazla gol atamadım. Yani o ne yapayım, ben seni Salford diye aldım. İspanya'daki benzetme şuydu En-Nesyri ile ilgili, ceza sahası içinde bir tilki gibi. Hah, yani dolayısıyla bu noktası en değerli kısmı. Çünkü Fenerbahçe'de as oyuncular ve yedek oyuncular da dahil olmak üzere. Şimdi büyük ihtimalle ben az evvel Oğuz Aydın'ı saydığımda çok kişi itiraz etmiştir. İrfan Can'a ne oldu falan gibi. Edilir ama. Ya işte, yani çünkü o da iyi oyuncu, o da iyi işte oyuncu. Yani hangisini yazarsan yaz mutlaka itiraz noktası gelir. Bir takımı değerli kılan şey de zaten doğru. Budur. Dolayısıyla o da girse, diğeri de girse, Şimanski yerine Mert Hakan oynasa yine fark etmeyecek. Solda ben Mourinho'nun belki Tadic'le devam edeceğini de düşünüyorum bu arada. Yani ben mesela birini kimi yazıyorsunuz bilmiyorum. Sen Maximen mi yoksa Tadic mi olur? Sizin fikrinizde. Bence Maxi olur. Bunu da edindiğim bilgi. Ya bana sorsan Tadic derim de. Ya Tadic bir şey söyleyeyim. Ben Tadic derim ki sen nerede oynamak istiyorsun? O solda oynamak istiyor. Yani o zaman oraya koyarım. Ben çünkü Tadic çok farklı. Yani Tadic çok sıra dışı bir oyuncu. Ama şurada düşünürsek yine o Şimanski'nin olduğu yerde sen oynatabilirsin. Şurada yani ben hangi... ya ben de onu dün geçen sene de biraz dillendirmeye çalıştım. Özellikle orta sahada sıkıntı yaşanırken vesaire. Belki Dzeko'nun arkasına gelip orada da oynayabilirdi. Hiç denenmedi. Ama benim beklentim birazdan... Ama isteği var galiba değil mi? Solda ben onu bilmiyorum. Hani eğer... Ben yanlış duymuş olabilirim belki. Devamlı oynama isteğini biliyorum. Yani solda ama diye ben hem oynamak istiyor oyuncu. Yazıyorum. Çok profesyonel bir oyuncu. Evet. Ya şimdi hazırlık maçında bakıyorum. O kadar diri gözüküyor ki Tadic. Ama tabii şu da var. Yani sen Maximen'i isteyen kişi Mourinho. Doğru değil mi? Tabii. Yani dolayısıyla 1-0 önde başlıyor oyuncu. Ama sezon içinde ben Tadic'in tekrar formayı geri alabileceğini düşünüyorum. Çünkü sen Maximen'in biraz fazla topla oynama isteği Mourinho'nun... Şimdi ben Mourinho'nun isteğine çok şaşırdım aslında. Bu oyuncuyu özellikle istemesine çok şaşırdım. Sen Maximen'i mi? Evet. Ya neden? Çünkü yapacağı top kayıplarında takımı geri koşturan da bir oyuncu. Buranın hesap edilmesi lazım. Takım çok savunması yetenekli. Kısmında. İşte burada da belki o dengeli oyun sayesinde kaptıracağı topları bir şekilde Fenerbahçe kapatabilir diye düşünüyor. Önde yaratacağı katma değerin Fenerbahçe için daha önemli elbette, olduğunu düşünüyor. Elbette. Mesela Jesus'un oynattığı oyun gibi olsa kaptıracağı toplar çok sıkıntı olurdu. Orada çünkü çizgi mizgi, çizgi savunması falan yaptırıyordu Jesus. O oyuncular çizgiye mi bakayım, oyuncuya mı bakayım derken arkayı vurdu. Altay bile 6 numara gibi oynuyordu. Hastı maçında Tadic sahada değil miydi? Evet. Öyle başlamadı mı? Evet. Sağda Tadic, Şimanski, Kent'ti değil mi? Tabii öyle başladı. Evet. Kent'teydi bu arada. Yani alternatif bir kadrodan bahsediyoruz. Sen şunu da söylemek lazım. Ama adam eksiltme konusunda oyuncunun en büyük artısı o zaten. İnanılmaz bir hiç beklemedik kabiliyet. Bir anda bir çalım atar o. Öyle. İki kişiyi aynı anda geçebiliyor. İşte kapalı savunmayı açmak dediğim oydu. İşte dar alanda... Maximen'in en büyük özelliği yalnız zaten. Yalnız bir şey dikkat... Yani şimdi oyuncuyu tabii ki Newcastle döneminden hepimiz biliyoruz ama... Biraz derinlemesine izlediğin zaman oyuncunun şunu görüyorsun. Ya oyuncu evet bazen çok aşırı top kayıpları yapıp çok bencillik de yapabiliyor. Ama dikkat ettiğim bir şey oldu. Yani baya baya maçlarını izledim dün gece. Dedim yani ben sabahlarım bu gece diye. İkinci bölgede risk almıyor oyuncu. Herkes enteresan. Sabahlıyor zaten sıcaktan. biz de sabahlıyoruz. Zaten herkes sıcakta. Analiz yapalım, bilgi edinelim. Biraz kendimizi öyle edinelim. Yapalım. Yani biraz böyle bir bilgi depolama bağımında. İkinci bölgede, birinci bölgede fazla risk almayan oyuncu, üçüncü bölgeye geldiği zaman o riski alıyor. Bu çok, yani belki bazen şu olacak Türkiye'de, sen Maximen açısından. Ya biraz pas ver denilecek. Bu kaçınılmaz gerçek. Ver artık şu topu denilecek. En büyük eleştiri o zaten. Yani zaman zaman o final paslarını tercih etmemesi veya kendi gitmesi en büyük eleştiri. Maximen şey var oyuncuda. Çok top seviyor. Zevk alıyor. Seviyor. Yani o zevk. Ya orada ve de tribünlerin önünde onu yapmak acayip keyiflendiriyor oyuncuyu. Çok belli. Ama tribün de sever öyle oyuncuyu. Yürü devam. Fenerbahçe taraftarının son dönemde mesela geçen sene ne oynadı? İrfan Can o tip bir oyuncu mu? Değil. Tadic o tip değil. Şimanski değil. Dzeko değil. Öyle bir oyuncu yoktu. Değil mi? Yani şimdi mesela ya, hayal ediyorum. Mesela rakip, Fenerbahçe'nin rakibi aşırı kapandı. Hı-hı. Şimdi orada sen Maximen bir anda maça damga vurabilir işte. %100 ve şu da olabilir. Yani bu bir senaryo elbette. Senaryoları konuşuyoruz. Oyuncu zaten olayı ya alan bulacak, driplik yapacak
ya da kapalı savunmayı birebir de açacak. Olay tabii, o zaten yani, Maksim'in. Yani artısı dediğin gibi çok önemli. Alanda da gidiyor. Yani önüne boş alanı verdiğin zaman da gidiyor. Dar alanda en kıymetlisi bu. Yani açık alanda hemen hemen herkes gidiyor. Tabii. Ama dar alandan çıkan oyuncu sayısı dünyada da çok az artık. Yani adam eksilten. Biraz sadece kilo fazlası gördüm ben oyuncuda. Onu... Trabzonspor hala Vakame'ye döndü işte. Yani sonuçta yaşı ilerliyor. Vakame'ye ama Vakame'ye döndü çünkü Vakame'nin yaptığını yapan yok. O nedenle adam eksilten işte, oyuncuya ihtiyacı. Kilo fazlası hala devam ediyorsa oyuncuyu çok kısıtlıyor. Ben onu gördüm. Yani kafada geçirdiği şeyi ayağı da şey yapmak istiyor, uygulamak istiyor. Bazen gidemediği anlar var mesela. Ama verdiyse... Rekabet ortamında mutlaka forma girer bence. Yani öyle ya bir ortam girerse, var ki... Eğer ki... Öyle bir yani o yoksa işte Tadiç oynuyor, o yoksa işte oynayacak, kim oynayacak işte. Yani eğer sen maksimal şöyle bir 7-8 kilo vermiş bir halde biz onu izlersek büyük zevk verir. Az evvel En-Nesyri Fenerbahçe anlaştığı haberini vermiştik. Doruk Hücümer'e gittik. Şimdi genelde sohbet ediyoruz. Bir performans grafiğimiz vardı. Onu rica edeyim. Yönetmenimiz Caner Uncu'dan sonra bir goller klip yapalım. Dönelim, tamamlayalım Fenerbahçe bölümünü. Sonrasında Galatasaray'a geçeriz ki açıklamalar var. Orada da önemli gelişmeler oluyor. Youssef En-Nesyri'nin La Liga'da geçen sezonki istatistikleri. 33 maç, 28'i ilk 11, 10.8 gol beklentisi, 16 gol, 2 asist, 0.9 maç başı isabetli şut, %65 pas isabet oradı. Maç başına kilit pas 0.3, ikili mücadele kazanma %41. Bir yani, de bir buna bir ek yapabilirim. Ben geçen Mustafa Demirtaş'ın analizini izledim. İlginç bir bilgi verdi. Ceza sahası içinde 50. sırada topla buluşmada, gol krallığında ise 5. sırada dedi. Attığı gollerin, La Liga'da mı? Evet, La Liga'da. Attığı gollerin 3/1'i de kafa golü. Yani toplamda yani. Topla buluşma, geçen sene değil, genel anlamda. Topla buluşup gol yapma oranı bir anlamda çok yüksek. Bence bu da detay bir bilgiydi. Peki hani 50. sırada derken tüm oyuncular arası, forvet oyuncular arasında mı, santraforlar arasında değil herhalde. La Liga'daki tüm oyuncular için herhalde. Sonuçta Barcelona'daki oyuncular da var, Real Madrid'deki oyuncular da var. Ben öyle aklımda kaldı, 50. sırada diye. Bu doğru hatırladığımı düşünüyorum. Ama özetle az buluşsa da çok skora katkı yapan bir isim. Ama genel çerçevede son Fenerbahçe ile alakalı söylerken çok defansif bir oyun gibi anlaşılmasın. Onu bir kere daha belirttim. Hayır canım. Çünkü şu çok canını yaktı Fenerbahçe. Ben o topla oynama oranı anlamında söyledim. Şimdi Hal City maçı dikkatimi çektiği için izlerken. Yok, şu çok canını yaktı Fenerbahçe'nin. Küme düşen takımlara puanlar kaybetti. 3 puan verdi. Kendi sahasında, deplasmanda zor maçları kazandı. Dolayısıyla burada... Peki bir soru orada. Yani o puan kaybettiği maçlarda Fenerbahçe... Çok hücum ettiği için mi yoksa doğru hücum edemediği için mi kaybetti bu puanları? Ya da yakaladığı pozisyonları değerlendiremediği için. Ya da pozisyon sonuçta, çok fazla yakaladı mı bazı maçlarda? Mesela bunu Jesus değil ama İsmail Kartal dönemi şimdi için. Önce bir Jesus dönemiyle alakalı söyleyeyim. Çünkü orada yanılmıyorsam bir Giresun maçı vardı içeride kaybedilen. Çok önemli. 3 puan ve öyle bir Dünya Kupası arasına gidildi. Doğru. 5 puan, kendi 2 puana düştü farklı hatırlıyorum. Şimdi benim edindiğim izlenim şu. Fenerbahçe zaten her türlü gol arayacak. Gol bulmaya çalışacak. Yapılan transferlerde ofansif anlamda çok güçlü. Ancak biz gol ararken, zaten rakipler de bunu beklerken bizim öne çıkmamızı ve bir adım geride kalmamızı bekliyor. Ya da alan bırakmamızı bekliyor. Mourinho bu alanı minimize etmeye çalışacak. Hani bu nedenle Jesus döneminde yarı sahada oynanan, rakip yarı sahada oynanan Pirlo dedi ki ben dedi 4 gol attım. Bir maçı kaybettim ilk kez dedi. 5-4'ten Karayumruk maçı var. 4 gol attım kaybettim dedi. Altay 6 numara gibi oynuyor. Mesela Altay çok eleştirildi. Altay'ın çıkıp oyun kurması falan beklendi yani. Tabii. O da çok uçtu ve savunma arkasına toplar. Göz göre göre savunma arkasına toplar. Aslında oyun doğruydu ama orada hata bence şuydu. Çizgi savunma konusundaki ısrarını anlamış değilim. Ya ben bir şey yaşadım, onu anlatayım. Araya ne olur. Çok güzel bir hikayedir bu aslında. Hikaye değil hani, gerçek yaşadığım bir şey. Şimdi ya çizgi savunmak çok, bu kadar ısrar etmek çizgi savunmada. Çünkü o dönem kim oynuyordu? Serdar Rizli oynuyordu. Atilla Sazalay oynuyordu. Samet oynuyordu. Ya oyunculara ben bazen bakıyordum. Şimdi iki stoper düşünelim. Aralarında bir santfor gidip geliyor. Ve oyuncular sürekli oraya bakıp yanına, oraya yanına deyip oyuna konsantre zor. Olmaları imkansız zor hale geliyor. Çok zor bir oyun. Stresli bir oyun. Ya yazın bana bir santfor bir şey öğretti. Eski Paris Saint Germain oyuncusuyla talihsiz bir maça çıktık. Geçen sene
Adamı sonradan söylediler bana. Ben dedim ki ben bunu tutarım dedim. Ya siz bana bırakın onu dedim. Adını unuttum şimdi ama Paris Saint Germain geçiyor. İsviçreli hatta oyuncu. Evet. Dedim bana bırakın ya ben tutarım. Siyahi bir oyuncu. Ya ben tabii bunu Türkiye'deki stoperlere, santforlara çok sordum. Ama maalesef istediğim cevabı alamadım. Ona çok üzüldüm. Yaşadığım şey şu. Ben sağ stoper oynuyorum. Yanımda sol stoper var. Oyuncuyu ortama almaya çalışıyorum sürekli. Öyle düşün. Niye? Çünkü soldan top geliyor atıyorum. Soldan top geldiği zaman hem topu keseyim, hem de santforu keseyim, hem de kendi stoperimi de keseyim. Yani bir taşta üç kuş vurayım. Ya oyuncu maç boyunca benim sağıma geldi. Soldan gelen toplarda, sağdan gelen toplarda soluma geldi. Ya ben oraya mı bakayım, buraya mı bakayım derken zaten tenis maçı izler gibi oluyorsun. Şimdi bunu Türkiye'deki stoperlere sordum, santforlara sordum. Türkiye'de bir tane adam yapıyor ama. Bir santfor yapıyor bu işi. Icardi. Çok enteresan bir şey. Yani onu yaşadıktan sonra santfor tiplerine baktım Türkiye'de. Kimler bu işi yapıyor? Yani stoper arasını hedeflemektense stoperin soldan top geldiği zaman hemen sağına geçmek. Ya da sağ sol sağdayken sol sola geçmek. Bunu neden söyledim? Şimdi Fenerbahçe... Bak bu sene çok fazla izleyebiliriz bunu. Icardi ile beraber Immobile ile... En-Nesyri ile yani bu isimlerle de tabii yani çok değişik bir lig bekliyor. Kesinlikle yani santfor kalitesi arttıkça stoperler daha çok zorlanıyor. Bunu niye anlattım? O çizgi savunmada da ya oyuncular çizgi ısrarından dolayı oyuna konsantre olamadılar. Çok önde de çok tempolu, stresli bir oyun vardı. Çok bir tempoluydu. De, bu arada Mourinho takım savunmasıysa Mourinho isterse takım savunmasını inanılmaz yapabilecek bir şöyle, teknik direktör zaten yani yıllarca. Ya bana desen ki herkesin tabii ki futbolla bakış açısı çok farklıdır. Kimisi sevdiği teknik. Ben çok hani severim Mourinho'yu yani Inter'den dolayı. 10 milyar euro'm var deseler, bir takım satın al deseler. Ben başına Mourinho'yu getiririm yani. Çok Ancelotti çok değerli, Guardiola çok değerli, Klopp çok değerli, De Zerbi çok değerli. Yani çok değerli hocalar ama ben Mourinho'yu getiririm. Yani, çünkü... Pepe'yi orta sahada oynatıp yanılıyorsam o sezon gol rekoru da kırdırabiliyor Real Madrid'e yani. Bir yandan da otobüste çekiyor. Bir yandan yapar. Barcelona'ya geçip Barcelona önüne geçip en iyi olduğu dönemlerde o şeye hegemonyasına son verip gol rekoru da kırabiliyor. Bu açıdan çok akıllı bir teknik adam ve kısıtlı imkanlarla çok önemli işler başarmış bir teknik adam. Sadece Fenerbahçe ile alakalı bir risk var bence. Mesela bu da çalışılmış. Hull City maçının analizinde çalışılmış ve kalecinin öne çıktığı tespit edildiği için tesadüf bir gol değil. Hazırlık maçı analizi de yapılıyor. Sadece şöyle bence bir sıkıntı olabilir. Bu geriden oyunu kurmanın kusursuz ya da kusursa yakın olması lazım. Tabii. Şimdi siz Serkan benim üstüme gelmiyorsun. Ben hazırlık pası yapıyorum. Geriden oyun kuruyorum. Ya da sana yaklaşmaya çalışıyorum. Neyse. Doğal olarak sen de benim bu hazırlık paslarım sırasında Serdar Kelleci'ye pas vereceğim yere çalışıyorsun. Tamam. Çünkü bunlar hepsi şablon olarak analizlerde var. En ufak pas hatasında ki bir pas hatası oldu Hull City maçında. En ufak pas hatasında da kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Yani Livakovic ile rakip oyuncunun golcüsü. Tabii ki. Rakip takımın golcüsü. Bu yüzden hani oyunu geriden kurmanın da bazı riskleri var ama bununla ilgili de hocanın antrenmanları kaleci de orada çok devreye sıkı. Girecek. Kaleci işte orada da kaleci faktörünün devreye girecek. Hiç pozisyon vermediğin yani 100 maçın atıyorum 60 maçın 40'ında pozisyon vereceksin zaten ya da çünkü 3-4 tane ben verebilirsin. Ben naçizane tek gördüm. Anladım. Minimize etme konusunda çok net anlıyorum dediğini. Bana mesela bana ama olarak, o biraz da oyun yapısı ve kadroyla alakalı. Ya, şu an o Fenerbahçe onu yapabilecek çünkü durumda. Çünkü şöyle temel konu bu işlerde sonunu getirebilmek. Tabii ki. Ya çok hızlı coşkulu başlayıp Fenerbahçe'nin sonunu getiremedi. Birçok sezon oldu. Evet. Sanki onlardan biraz daha ders çıkartılmış, iyi bir analiz yapılmış gibi duruyor. Ama geriden oyunu kurmanın evet. Avantajları son var. Son 10 yılın en sükseli teknik adamı herhalde Mourinho. Tamam. Yani. Son 10 yılın kadroda istediği gibi. Son önce 50 mi diyelim ya da? Yani benim için sükseli anlamda söylüyoruz tabii. Benim için Süper Lig tarihindeki diyebilir mi yani? Süper Lig. Yani sayalım isimleri tek tek yani. Ya şimdi Carlos Alberto Parreira gelmişti. Ya benim için Mourinho bir numara ya. Joachim Löw gelmişti. Löw değilken gelmişti. Tabii. Ya ben ya bilmiyorum herkesin fikri farklı. Dolayısıyla biz farklı bakıyoruz. Ya ben şimdi son cümleleri alayım da az Galatasaray'a geçeyim. O zaman hayır. Söyle merak ettim ben de seni. Aa, öyle hemen. Hayır ondan değil. Yok. Şeyi akışı bozmama adına. Hayır estağfurullah ben senin iyi niyetini biliyorum. Hayır. Ondan yana şüphem yok. Tamamlayalım öyle gidelim. Geçmiş dönemde o kadar çok Mourinho ile ilgili eleştirmiş biri olarak konuşuyorum. O yüzden şimdi kalıp da burada benim için de o bağlacı kullanamam. Kendimi tekzip etmiş olurum. Hı hı. Ben biraz beklemekten yanayım Mourinho konusunda. Benim hayata bakış açım da budur bu arada. Tamam. Yani
Beklentinin yükselmesi yani, gayet normal ama biraz bekledikten yani sonra şöyle, oyunu da görüp daha sağlıklı konuşabilirim diyoruz. Yani ben tamam. Jesus konusunda da aynı yerdeydim. Ben biraz beklemek burada yani, burada evet. Şu ama kıyaslamam bile Jesus güzel bir konu çünkü izninle biraz akışa sıkıntı akışıma müdahale etmesen. Yok hiçbir zaman ama güzel sohbet lafı açtı. Tabii ki. Şimdi oradaki temel konu şu. Mesela çok başarılı hocalar geldi. Ne bileyim dünya Avrupa şampiyonu olmuş tabii. Hocalar geldi. Del Bosque'ler, Aragonesler. Şimdi bu Mourinho'nun şöyle bir şey var. Bence hiç kimse de olmayan bir ya da bu kadar yüksek olmayan aura mı diyelim artık bir %100 itirazım olmaz. Bir kulübedeki ağırlığı, kulüpteki ağırlığı, dünya medyasındaki ağırlığı, sözünün etkisi. Yani 4-4-2, 3-5-2, 4-2, 3-1 otobüs çek, gol rekoru kır, geriden oyunu kur, önde baskı yaptan bağımsız şekilde acaba Mourinho ne diyecek? Tüm kıtalarda anket yapalım, sokağa çıkalım, dünyanın bana 5 teknik adam say desinler. Mourinho kesin o 5'te. Yani benim anlatmaya yani, yoksa tabii ki bunda, sporun güzel tarafı bu zaten. Yani bu kadar iyi kadro, Nesiri geliyor, Dzeko var, Cenk var, o var, bu var, Mourinho ama tabii ki şu şampiyon olur diyemiyorsun. Dolayısıyla sporun da futbolun da güzel tarafı bu. Bence müthiş, güzel, keyifli bir lig olacak yani.